Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda yazlık komşularımla Malatya kuymağı yapacağız. Nihal Hanım, ne kullanacağız şimdi bu kuymak için, söyleyebilirsin? 3 kase su, 1 kase un, 1 bardak şeker. Evet. Şöyle koyuyoruz. Onu da şöyle koyuyoruz. Kase ölçüsünü istediğiniz kaseyi kullanabilirsiniz. Hangi kase kullanıldıysa o kase ölçüsüyle de 3 kase su kullanacağız. Senin suyun bir kasesini unun içerisine, un ve şekerin içerisine koyduk. İki kasesini de tavanın içerisine koyduk. Su orada kaynayacak. Un da burada bulamaç gibi olacak ve içerisine boşaltacağız. Nasıl, yapılışı nasıl? İşte böyle, içerisine boşaltacağız. Suyu kaynatacağız. Evet. Bu arada 250 gram kadar da tereyağı kullanacağız. Onu en son üzerine koyacağız herhalde. Şimdi biraz koyu olduğu için tavaya koyduğumuz sudan birazını yine bu kasedeki unun içerisine koyduk. Karıştırıp bulamaç gibi yapacağız. Ya da boza kıvamında olacak. Kaynayan suyun içerisine yavaş yavaş boşaltılacak. Bu arada bir de sormak istedik. Bu kuymak en çok ne zamanlar yapılıyor Nihal Hanım? İşte sonbahar, ilkbahar, soğuk zamanlarda. Soğuk zamanlarda yapılıyor ama doğumlarda. Doğumlarda evet. Lohusalara evet. Özellikle sıcak doğum sıcak yapımlara. Yapıp evet. Götürülüyor. Un biraz fazla su çektiği için yarım kase kadar daha su kullandık. Böylece 3,5 kase suyu kullandık. Evet. Belki 4. kaseyi bile kullanabiliriz. Şimdi daha iyi çırpılsın diye blenderdan geçireceğiz. Ve su da bir taraftan kaynamaya başlıyor. Blenderdan çırptığımız boza kıvamındaki un, su, şeker karışımını kaynayan suyun içerisine koyup hemen karıştırmaya devam ediyoruz. Suyu kaynatmaktaki amacımız neydi Nihal Hanım? Çabuk kaynasın. Çabuk kaynasın. Evet. Kıvamını çabucak alsın diye. Şu yağını da şöyle bırakalım. Yağı da bu tarafa. Şöyle de yağını bırakalım. Koyalım. Bir taraftan da yağ erisin. Üzerinde kaynamasını beklerken ocağın altını da yarıma aldık. Kısık ateşte yavaş yavaş un kokusu kalmayıncaya kadar, koyulaşıncaya kadar kaynayacak, pişecek. Tereyağı da burada erimeye devam ediyor. Kıvamımız toparlanmaya başlıyor, kıvam alacak konuda. Eğer koyu olursa, çünkü unun su çekme durumu farklı olabiliyor her unun. Biraz daha su koyabiliriz. Şu anda zaten 3,5 kase su kullandık. Gerektiğinde kalan yarım kaseyi de koyabiliriz. Bunun pişirilmesi gibi sunumu da özellik istiyor. Nasıl yapıyoruz servis yaparken? Tabaklara koyup yüzüne şekerini, yağını döküyoruz. Evet, yağını koyuyoruz. Üzerine de toz şeker toz mi? Şeker toz şeker döküyoruz. Özelliği o. Kıvamı bayağı bir koyulaşmaya başladı. Karıştıra karıştıra, un helvası gibi sürekli karıştırarak kıvam olmasını sağlıyoruz. Nihal Hanım, yorulduysan devam edelim mi? Yok, yorulmadım. İyi öyleyse. Biz de çekmeye devam edelim. Güzel oluyor. Yağımız da eriyor. Yağ biraz yanacak mı?
tereyağı. Biraz yanacak. O zaman yanmaya başlayalım. Tuzsuz tereyağı. Tuzluğunun da dibinde kalıyor. Tuz olur. Tuzlu tereyağı da kullanabilir. Eridikten sonra zaten dibinde kalıyor. Eğer bir tereyağdan varsa. Şimdi biraz çok koyu gibi geldiği için kasedeki suyumuzdan biraz daha koyuyoruz. Böylece 4 kase suyu kullandık. Hemen birden koymadık zaten. 3 kaseyi kullandık. Kaynarken de ihtiyaç halinde azar azar diğer kase suyu da üzerine ilave ettik. Şimdi son koyulan suyu da kuymak bayağı çekti. Kıvamı da güzel oldu. Bayağı hızlı hızlı karıştırıyoruz. Tereyağımız eridi. Ocağın altını kapatıyoruz. Şöyle kenara alıyoruz. Servis sırasında kullanacağız. Kuymağımız da pişti. Sürekli karıştıra karıştıra en az bir 10 dakika kaynadı. Suyunu çekti. Kıvamını aldı. Şimdi servise başlayacağız. Altını kapatıyor muyuz? Biraz pişsin. Biraz daha pişsin mi? Pişsin. Hadi birkaç dakika daha pişsin. Toplamda 15 dakika kadar ocağın üzerinde karıştıra karıştıra kıvamını aldı. Kuymağın son aşamasına geldik. Artık kapatıyoruz. Şimdi şöyle kıvamı da görüyorsunuz. Harika. Nasıl servis yapacağımızı ister kasede ister tabakta ama genelde biz tabakta servis yapıyoruz. Çok fazla değil. Birer kişilik yapacağımız için yeterli. Şimdi üzerine ne yapıyoruz? Ortasını biraz açtık. Tereyağını gezdiriyoruz. Çukurlaştırdık ortayı. Şöyle bir yemek kaşığı şekeri de üzerine. İsteyen ilave eder şekerini. Septik. Şöyle harika bir kuymak oldu. Koyarken, servis yaparken özellik üstünün çukurlaştırılması ve tereyağın üzerine göllenmesi. Ve üzerine de şekerin serpilmesi. Bu arzuya göre değişebilir. Daha az, daha çok ilave edilebilir. Biz diğerlerini servis yapmaya devam ediyoruz. Şimdi böyle servisimizi yaptık. Sıcak sıcak ikram edilecek. Bekletilmeden. Tülin'in mutfağında bugün Malatya usulü kuymak yaptık. Komşumun, Güler Hanım'ın mutfağında, Nihal Hanım'ın ellerinden. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek güzel çekimlerde, değişik tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.